olmaz. Birinci soru önergesi, İznitoto Ticaret Merkezi Garajetçiler Sitesi Yağmur Suyu'na ait yapısı hakkındaki soru önergesi, Kent Konut AŞ için yapılmış olan inceleme hakkında soru önergesi, Eşme bölgesindeki altyapı sorunları ve son sel felaketi hakkındaki soru önergesi, Dilovası Efsan Katı Atık Düzenli Depolama Sahası hakkındaki soru önergesi, İzmit bölgesindeki deniz kirliliği hakkındaki soru önergesi. Bir ay önce verdiğimiz yine aynı soru önergesine tek cümleyle şöyle bir cevap verilmişti. Bahse konu alan özel mülkiyet olması nedeniyle ilgili sözleşme hükümleri gereği kiracıya yani site yönetimine aittir diye tek cümleye verilmiş. Ben sadece kısa bir açıklama yapmak istiyorum. İşte devlet yönetimi kanunen mülkiyeti kiracıya geçirmez. Mülkiyet yine kamudur. Onu, o yüzden özel mülkiyet olması cümlesi bir kere yanlış. Yani kanunen yanlış. Orası özel mülkiyet alanı değil. Kamu mülkiyetindedir. Orası yapıştırma devlet sistemi kanunen. Evet, kiracıya aittir cümlesi de yanlıştır. Kiracıya aittir değil. Orası, oranın sistemi dediğim gibi altyapı yağmur sularının daha dışarıda yapılan yol yapımından dolayı, çökmesinden dolayı taşıma yapılmaktadır. Ve aynı zamanda intertext, yandaki fuar merkezinin otopark alanı yükseltildiği için sular taşmaktadır. Bu konularda ayrıntılı bir açıklama ne yapılacağı konusunda. O yüzden öyle bir ikinciyi verdim. Ona bir açıklama gereği duymak istiyorum. Eşme'deki de fotoğraflara bakarsanız başkanım çok önemli. 35 bin voltluk elektrik hattı geçiyor orada. 35 derenin içinden ve doğal gaz borusu geçiyor. O konuda acilen soru önergesiyle değil, acilen yapılması gereken bir şeydir. Çünkü insan sağlığı açısından direkt ölümlere sebep olabilecek bir şeydir. O yüzden o 35 bin voltluk elektrik akımının geçtiği yerin üzerine şimdi bir ufak bir şey yapılmıştır. Öyle engellenemez o tehlike. O yüzden acilen ona bir şey yapılması lazımdır. Diğerleri de evet yazılı olarak versiniz de. Bahset konu yağmur suyu hattının bakım, onarım ve yenileme giderleri, alanın özel mülkiyet olması ve ilgili sözleşme hükümleri gereği kiracıya site yönetimine ait. Özel mülkiyet ifadesinde haklı sayın meclis üyemiz. İfade doğru değil ama cevap doğru ve hüküm de doğru. Sözleşme gereği bunu belediyenin harcama yapması mümkün değil. Eğer bunu yaparsak Sayıştay bizden geri ister. Giderleri yani sözleşme yaptığı giderleri ne demek? Aidatı ödemek, aidattır. Yoksa oradan çıkacak mahsurlardan mali sorumludur. Mali hukuken borçlar kanunu tüm genel kanun gereği bu mülkiyeti sahip kimse, hangi kim maliyse olur. Kamuya özel tutarız. Söz konusu raporda tahsis süresinin 10 yıl olarak geçtiği görülmektedir. Bu tahsis süresinin 10 yıl değil, 5 yıl olarak düzeltilmek kaydıyla oylanmasını arz ediyorum. Evet. Uygun mudur? Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilir. Efendim? Evet, 10 yılı 5 yıl olarak tabir ederek komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 6. gündem maddemiz. Sayın Başkanım, gündemimizin 6. maddesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nun Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı AYKOME Şube Müdürlüğü'ne ait gelir tarifesine eklenecek bir kalemlerle ilgili bir rapordur. Muhalefet şeyi vardır. Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 7. gündem maddesi. Sayın Başkanım, gündemimizin 7. gündem maddesi Plan ve Bütçe Komisyonumuzun Körfez Belediye'mizin bütçe aktarması ile ilgili raporudur. Muhalefet şeridi vardır. Evet. 7. gündem maddemizi komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Tabii, oylamayı yaptık. Evet. Konut alanının akaryakıt ve LPG kuma istasyonu olarak planlanması ile ilgili bir tekliftir. Bütün kurum görüşleri olumlu olduğu için komisyonumuzca oy çokluğuyla uygun görmüştür.
gündem maddenizi komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Sayın Başkanım, kabul etmeyenler oyun çokluğuyla kabul edilmiş. Görüş belirtebilir miyiz? Oylarınız olsun. Bir muhalefet şahit koyduk yani. Muhalefet şahit açık. Sayın Başkanım, müsaade ederseniz bu konudaki görüşümü beyan etmek istiyorum. Bu sinkron emsal artışının öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bir yasal dayanağı var. Bu 2008'den bu yana yürürlükte olan 1/5000 Başiskele Belediyesi plan notuna istinaden verilmiş bir düzenlemedir. Ve burada uydu fotoğrafında görüldüğü gibi 25.000 metrekarelik büyük bir alandır. Çok büyük bir tek parselden oluşan tek bir yapı adasıdır. Dolayısıyla burada etrafından da anlaşılacağı üzere bir toplu yapılaşmanın olduğu bir bölgedir. Toplu yapılaşmanın teşvik edilmesinde kamu yararı vardır. Bu kamu yararı örneğin bu parsel tek bir parsel olmayıp gerektiğinde bunu 100 parsele bölme de imkanı var.